Efendim, görüntüler Suriye topraklarında. Bir yanda PKK'lılar var, bir yanda da oradaki zulümden artık yılmış olan Arap aşiretlerinin üyeleri. Nereden bahsediyoruz? İşte bu bölge. Deir ez-Zor'un alt tarafı, Irak sınırının hemen yanı başı. Normalde dün Mete Erer de yayınımızda o bölgede ne oluyordu, şimdi ne olmuyordu anlattı. Ki burası zaten sınırdan ticaretin para kazandırdığı, genel itibariyle zaman zaman kaçakçılıkla da paranın kazanıldığı ama aynı zamanda da Suriye'nin petrol yataklarının da en yakınındaki bölgelerden biri olmasa bile önemli. Biraz çatışmaların dışında gibi görünen noktalardan biriydi ama artık çatışmanın tam göbeği. Çünkü orada çoluk çocuk teröristler tarafından alınıp silah altına alınıp kaçırılması, haraç istenmesi, bu sınırdaki kapılarda, ticarette her şeyden artık vergi adı altında para alıyor olması PKK'nın, ki onların da nerelere kadar gittiğini biliyoruz, işi çığırından çıkarmış gibi görünüyor. Yine sondan başlayalım, sonra habere bakalım. Çünkü biraz önce de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Deir ez-Zor bölgesinde, yani bahsini ettiğimiz noktada, Arap aşiretleriyle PKK'nın çatışmasını yakından ve kaygıyla izliyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı. Aynı zamanda bölgede yaşananlar, PKK'nın Suriye'de şiddetle oradaki halkları nasıl bir tahakküm altına aldığını net bir şekilde gösteriyor dedi. Peki bugün neler oldu? Hemen bakalım Suriye topraklarına. Suriye'de Arap aşiretleri ve PKK-YPG karşı karşıya. Ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor'da şimdiye kadar 24 köy teröristlerden temizlendi. Tansiyon 27 Ağustos'tan bu yana yüksek. PKK-YPG ile güdümündeki sözde Deir ez-Zor Askeri Meclis Grubu arasında uzun süredir gerilim yaşanıyordu. O gerilim teröristlerin sözde grup komutanı Ahmet El Habir'i alıkoymasıyla çatışmaya dönüştü. Bölge halkı sözde askeri meclise destek veriyor. Arap aşiretlerinin ileri gelenleri örgüte El Halil'i serbest bırakmaları için çağrı yapmıştı. Çok sayıda köyde halk PKK-YPG'ye karşı ayaklanmış durumda. Şimdiye kadar 24 köy PKK-YPG'den arındırıldı. Arap aşiretleri yoğun çatışmalar sonucu 2 günde Deir ez-Zor ilinin doğu ve güneydoğusundaki tamamını Arap nüfusun oluşturduğu köyleri teröristlerden temizledi. Deir ez-Zor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor. Terör örgütü PKK-YPG işgal altında tuttuğu Haseke ve Rakka illerinden Deir ez-Zor'daki çatışma alanlarına takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderiyor. Deir ez-Zor Askeri Meclisi Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkar aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor. Yaklaşık 4000 silahlı unsurunun olduğu tahmin ediliyor. Çoğunluğunu Arap nüfusun oluşturduğu Deir ez-Zor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2017'den bu yana terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altında bulunuyor. Bölge aynı zamanda Konoko gaz sahası ve Ömer petrol sahalarına ev sahipliği yapıyor. Ancak aşiretler bölgeden çıkartılan petrolden hiçbir gelir alamıyor. Kaynağın Amerika Birleşik Devletleri'nin destek verdiği PKK'ya gitmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyorlar. Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına da alıyor. Şimdi bir yandan ülkenin işte bu bölgesinde, yani Suriye'nin en doğusunda bu hareketlilik var. PKK ile Arap aşiretler çatışma halinde, hatta artık çatışmayıp gittikleri noktalarda PKK'dan arınan yerler var. Yarın bir gün ne olur, tekrar oraya saldırı düzenlenir mi? Suriye toprakları için herhalde çok kesin cümleler kurulmayacağını zaman bize öğretti. Ama kesin söyleyebileceklerimizden biri de Dera'da ve Süveyda bölgesinde de farklı bir hareketliliğin olduğu. Çünkü orayı iyi izleyenler, Suriye'deki o Arap Baharı ile birlikte başlayan ayaklanmanın ilk seslerin de bu bölgeden çıktığını söylerler. Genel itibariyle Dürzilerin yaşadığı bir noktada ve o noktadan da tıpkı ilk hareketlilik, ilk iç savaş çığlıkları, sinyalleri geldiğinde olduğu gibi ekonomik kaynaklı bir dışa vurum var. Bu kez gıda fiyatları, bir yandan da yakıttaki anormal artışa burası isyan ediyor gibi görünüyor. Zaten ayaklanmalar başladıktan sonra bu bölgenin insanı tıpkı kırmızıyla boyalı yerde genel itibariyle olduğu gibi Esad rejiminin yanında yer aldı ya da yer almak zorunda kaldı. En azından onların isyanı
farklı bir çatışma ortamına dönüşmemişti. Ama uzmanlar bir yandan benzerlik kuruyorlar. 10 sene önce olduğu gibi yine burada hareketlilik var ve kolay da dinecek gibi görünmüyor diyorlar. En azından notu tutalım. Farklı bir şey olursa da söylemiştik, görmüştük diyebilirim. Şimdi de Irak'a geçeceğiz. Irak'taysa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hareketliliği vardı. Çünkü sınır ötesi operasyonda savaş uçakları Assos ve Kandil bölgesine bomba yağdırdı. Hedefler tek tek seçildi. Gece yarısı operasyon için düğmeye basıldı. Terör örgütünün sözde üst bölgeleri yerle bir edildi. Bu kez adres Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Assos'tu. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdi. Hedef teröristlerin Kandil ve Assos'taki sözde üst bölgeleriydi. Mehmetçik, PKK, KCK, PYD, YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek için harekete geçti. Harekatla teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiğini vurguladı. Sivil halkın can ve mal güvenliğiyle tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir denildi.